Arkadaşlar konumuza aydınlanma çağıyla devam ediyoruz. Nedir aydınlanma çağı? 18. yüzyılda Avrupa'da ortaya çıkan, her konuda akla öncülük tanıyan düşünce sistemine aydınlanma, bu düşünce sistemiyle gelen yeni döneme ise aydınlanma çağı denilmektedir. Bu dönemde bazı bilim ve fikir adamlarımız var. Bunlardan ilki Kopernik, evrende güneş merkezli bir sistem olduğunu ve güneşin dünya etrafında değil, dünyanın güneş etrafında döndüğünü ispatlamıştır. Galileo, dünyanın yuvarlak olduğunu kanıtlamıştır. Newton, matematikçi ve fizikçi olan Newton, yer çekimi kanununu keşfetmiştir. Descartes, bilimsel bilgiye ancak matematikle ulaşılabileceğini öne sürmüş. Bu nedenle analitik ve geometriyi geliştirmiştir. Jean-Jacques Rousseau, insan sevgisi üzerine çalışmış Fransız ihtilalinin öncülerindendir. Baskıcı düşüncelere karşı çıkarak demokrasinin doğmasına ve gelişmesine katkıda bulunmuştur. Aydınlanma çağımızın sonuçları neler? Bilimsel düşünce şeklinde önemli değişiklikler olmuştur. Akılcılık, deneysellik, gözlem gibi metotlar ön plana çıkmıştır. İnsan hakları, hümanizm yani insan sevgisi gibi düşünceler gelişmiştir. Aydınlanma çağı sevgili arkadaşlar, sanayi inkılabı, Amerika Birleşik Devletleri'nin bağımsız olması ve Fransız ihtilalinin oluşması için uygun ortamlar oluşturmuştur diyoruz. Geldik diğer bir konumuz, sanayi inkılabına. 1750'li yıllarda İngiltere'de başlayan, daha sonra tüm dünyaya yayılan üretim alanındaki teknolojik gelişmelere sanayi inkılabı denir. Sanayi inkılabı, İngiltere'de insan gücüyle çalışan dokuma fabrikalarının yerine buhar gücüyle çalışan fabrikaların kurulmasıyla başlamıştır. Buhar gücünün insan gücünün yerini alması kısa zamanda diğer sektörlere de yayılmıştır. Bu dönemde artık teknoloji dönemi başladı diyoruz. Nedir sanayi inkılabımızın sonuçları? Küçük imalathanelerin yerine arkadaşlar büyük fabrikalar almıştır. Buhar gücüyle çalışan lokomotifler ve çelik gemiler yapılmış. Bu durum ulaştırma, haberleşme gibi alanda büyük kolaylıklar sağlamıştır. Teknolojik gelişmeler sayesinde yeni yollar ve kanallar açılmış, uluslararası ticaret canlanmıştır. Sanayinin gelişmesiyle beraber ham madde ve pazar sorunları ortaya çıkmıştır. Bu sorun Avrupa devletleri arasında sömürge yarışını başlatmıştır. Sanayi kılavuzunun en önemli arkadaşlar sonuçlarından bir tanesi. Bu durum 1. Dünya Savaşı'nın en önemli nedeni olmuştur. İşçi sınıfı ortaya çıkmış, bu sınıfın haklarını korumak için sendikalar kurulmuştur. Köylerden sanayi kentlere yoğun göçler yaşanmış, bu durum şehirlerin sosyal sorunlarını arttırmıştır. Sanayi kılavuzumuzun sonucunda arkadaşlar bir takım yeni icatlar vardı. Neler bunlar? İlk dokuma makinesi icat edildi, ilk buhar motoru icat edildi, suyla çalışan ilk iplik eğirme makinesi icat edildi, ilk demir tekneli gemi suya indirildi, raylar üzerinde ilerleyen ilk buharlı lokomotif yapıldı, İngiltere'de ilk buharlı tren yolu açıldı, ilk modern maden eritme ocağı faaliyete geçti, ilk petrollü araba icat edildi, Floransa'da elektrikli tramvay icat edildi diyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.